Evet, efendim, sözlerime başlamadan önce bu güzel günde bütün analarımı, bacılarımı, kardeşlerimi şu anda Afrin'de mücadele etmekte olan Mehmetçiklerimiz için yarım dakika ayağa davet ediyorum. Mehmetçiklerimiz için, bayrağımız için, toprağımız için şu anda Afrin'de bizim burada huzurlu olmamız için zalimlere karşı mücadele veren Mehmetçiğimiz için sizleri bir dakikalık saygı duruşuna bir kez daha davet ediyorum. Ruhları, şehitlerimizin ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü bu sene cephede mücadele vererek bayrağımızı korumak için, toprağımızı korumak için mücadele veren ve şehit olan şehitlerimizin annelerini bu sene yılın annesi ilan ediyoruz. Bu sene Şişli'den yılın annesi olarak bir kez daha önce Allah'ımın izniyle sonra siz sevgili analarımın, bacılarımın, kardeşlerimin, dostlarımın izniyle cephede şehit olan Mehmetçiğimizin annelerini yılın annesi olarak ilan ediyoruz. Hepinizden ricam şu: bir şehit annesi gördüğünüz zaman saygınızı, sevginizi, hürmetinizi en güzel şekilde gösterin. Hepinizden ricam, bir şehit annesi gördüğünüz zaman ona karşı hürmetinizi en güzel şekilde gösterin. Mehmetçik kimdir? Sizin evladınızdır, benim evladımdır, sizin komşunuzdur, sizin akrabanızdır, sizin köylünüzdür, sizin hemşehrinizdir. Onun için buradan bir kez daha Şişli'den Afrin'de mücadele veren, bayrağımızı koruyan, toprağımızı koruyan Mehmetçiğimize dualarımızı gönderiyoruz. Rabbim onların yardımcısı olsun. Kazasız belasız inşallah bayrağımızı ve toprağımızı en güzel şekilde korusunlar. Efendim, bugün önemli bir gün. İki tane anneden bahsedeceğim. İki tane kadından bahsedeceğim. Bir tanesi Türkiye topraklarında değil, Selanik'te bir evladı dünyaya getiriyor. Selanik'te o evladı dünyaya getirirken o evladın bugün ulusumuzu bu noktaya getireceğini bilmeden getiriyor. Büyük bir cefayla getiriyor, büyük bir eziyetle getiriyor, neler çekiyor, neler çekiyor. O yemiyor, içmiyor, ona yediriyor. O gülmüyor, ona güldürmeye çalışıyor. O da daha sonra bu güzel cennet vatanımızı bizlere bahşediyor. Zübeyde anamızı rahmetle anıyoruz. Bugün dünyada
kadınlarımız özgürse, dünyada kadınlarımız bu toplantıları yapabiliyorsa, dünyada inançlara saygıyı savunabiliyorsak, inançlara saygılı layıklığı koruyabiliyorsak, bugün Afganistan'dan, Pakistan'dan, İran'dan, Fas'tan, Tunus'tan, Libya'dan, kısaca 52 İslam ülkesi içerisinde bu güzellikleri yaşıyorsak, onu Zübeyde anamızın oğlu Mustafa Kemal Atatürk'ümüze borçluyuz. Şunu içtenlikle bilmenizi istiyorum ki, Atatürk'ümüz Balıkesir hutbesinde okunan o güzel Atatürk'ün o hutbedeki sözlerine bakarsak, Atatürk'ümüz din farkı, dil farkı, ırk farkı yoktur. Ramazan ayı da bizimdi, Muharrem ayı da bizimdi, başı açık kardeşimiz de bizimdi, başı kapalı kardeşimiz de bizimdi. Yıllardan beri uyguladığımız o güzellikleri hep beraber Şişli'de uyguladık. Bugün benim için tarihi bir gün. Bugün benim için son derece önemli bir gün. Çalışma arkadaşlarıma ne kadar teşekkür etsem azdır. Sizlere ne kadar dua etsem azdır. Allah'ın tırnağınızı taşa dokundurmasın. Sizlerle zaman zaman Yalova'da olduk, zaman zaman Kumburgaz'da olduk, zaman zaman Balıkesir Güle'de olduk, zaman zaman Konya Mevlana'da olduk, zaman zaman Edirne Selimiye Camisi'nde olduk, zaman zaman büyük hünkâr için Hacı Bektaşi Veli Efendimiz'in huzurunda olduk. Her şeyi, bütün güzellikleri dün yaptık, bugün hazırlanıyoruz. Yarın daha güzelini yapmayı Allah'ım bize gösterirsin inşallah. Biraz önce bir kardeşim söyledi. Ona çok teşekkür ediyorum. Biraz sonra onu huzurunuza çağıracağım. O dedi ki, başkanım dedi, bu sene 8 Mart'ta bizim nişanımız var. Seneye de inşallah Şişli'de düğünümüz var. Bu sene dedi nişanı yapıyoruz. Seneye de inşallah ve inşallah düğünümüzü hep beraber yapacağız. Allah'ım bizi sizlerden eksik bırakmasın. Bakın kadın. Kadın anadır. Kadın eştir. Kadın evin temel direğidir. Evde huzur varsa o kadına bağlıdır. Evde mutluluk varsa o kadına bağlıdır. Evde en ufak üzüntü varsa o da kadınımıza aittir. Ama inşallah evlerimizde üzüntü olmasın. Evlerimizde bolluk olsun, bereket olsun. İnşallah da hep güzellikler olsun. Sevgili kardeşlerim, hep beraber güzel çalışmaları yapacağız. Sizden ricam şu, sevgi merkezimize şu anda 94.800 arkadaşımız ulaştı. 94.800 arkadaşımızla birebir çalışma içerisindeyiz. Hepinizden ricam, listelerinizi sevgi merkezine lütfen bırakın. Gönüllü listelerinizi sevgi merkezine yarından itibaren bırakın. Çünkü sevgi merkezi Şişli'nin geleceği, İstanbul'un geleceği, cennet vatanımızın inşallah mutluluğu olacak. Hiç merak etmeyin. Sevgi merkezimizde barışı, özgürlüğü, demokrasiyi, insan haklarını, bireyin mutluluğunu en güzel şekilde koruyacağız. Arkadaşlarımla birlikte baktım. Geçmişte belediye yönettiğimiz zaman kimlerle yönetmişiz? Belediyemizi kadınlarımızla beraber yönetmişiz. Belediyemizde görev alan personelin %72.4'ü kadınlarımızdı. O kadınlarımıza saygılarımı sunuyorum.
Kadınlarımıza hürmetlerimi sunuyorum. Büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. Ne demiştik? Bekle kar altındaki, bekle kar altındaki buğday tanesi. Yine onun sularıyla yeşereceksin. Başını dik tutabilirsen boy vereceksin. Evet, bekle kar altındaki buğday tanesi. Diyor ki şair Ebru, bekle kar altındaki buğday tanesi, yine onun sularıyla yeşileceksin. Başını dik tutabilirsen boy vereceksin. Daha sonra devam ediyor. Şair diyor ki, her tarafı allı morlu, güller açar türlü türlü. Bu fırtına dünden belli, kadınlarımız baş edecek kadınlarımız. Efendim daha sonra türkümüz şöyle devam etti Bayram Baba. Türkümüz dedi ki, Erkancığım Bursa'dan buraya kadar geldin, Kurşunlu'dan buraya kadar geldin, İnegöl'den buraya kadar geldin, yengemle geldin, Allah'ım emeklerini boşa götürmesin inşallah. Unutma Erkancığım, Bursa'daki dostlara da söyle, bizim iki tane gücümüz var. Önce hak, sonra halk, önce Allah'ıma, sonra da yurttaşlarıma, sonuna kadar güveniyorum. Demokrasilerde Seda, güç halkın gücüdür. Halkın gücünü, milletin gücünü hiç kimse asla ve asla kesemez. Siyaset baronlarıyla işimiz olmaz. O baronlarla işimiz olmaz. Haktan uzaklaşanlarla, hukuktan uzaklaşanlarla asla işimiz olmaz. Adalet duygusu neredeyse biz oradayız. Ötekisi olmayan anlayış neredeyse kadınlarımızla beraber biz her zaman orada olacağız. Evet, ne diyor Davut? Diyor ki, doğudan batıdan yurduma düşen, doğudan batıdan yurduma düşen, atın eğerlendi kılıcın kuşan, ne gezersin gülüm, günlerin geldi. Efendim şimdi sevgi merkezi bizim için önemli. Yıllardan beri sevgi merkezinde birçok arkadaşımız, gönüllü arkadaşımız görev yapıyor. Ama o gönüllü arkadaşlarımızı koordine eden sevgi merkezi başkanımız var. Sevgi merkezi başkanımızla tam 36 aydır üzerinde çalıştığımız, daha sonra meydanlarda sizlerle beraber olacağımız bir parçamız var. O parçamızın tamamen söz yazarı, sevgi merkezi başkanımız, değerli kardeşim, 36 ay, 3 yıl gibi bir süre uğraştı. Ve o yandan çalışma yapmadı, candan çalışma yaptı. O güçlünün yanında olmadı, haklının yanında oldu. Atakadir başkanımızı, sevgi merkezi başkanımızı alkışlıyoruz. Ona ben çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi onun bestelediği bu güzel parçayı hep beraber şöyle bir dinliyoruz. Bir dakika, hep beraber dinliyoruz. Bu parçayı biz dinlediğimiz zaman muazzam bir şekilde duygulandık. Bu parça yarın Şişli'nin bütün caddelerinde, bütün sokaklarında bismillah diyerek bütün yurttaşlarımızla beraber olacak. O parçaya şöylesine bir kulak verin. Ama o parçaya kulak verirken neyi düşünün biliyor musunuz? Oğlunuz askerde, haber alamadınız. Evladınızı üniversiteye gönderdiniz, size mektup yazmıyor. O parçayı düşünürken şöyle bir şey düşünün. Oğlunuz bir iş için başka bir yere gitti, sizi aramadı, o evladınızı özlediniz.
ya da eşiniz bir tankerde kaptan, 6 ay denizde ondan haber alamadınız. Kışladaki bir evladınızı düşünün ya da kızınızın kız çocuğunuz var, adı Zeynep, onun kınası olacak ve babası yolda kız çocuğunun kınasına yetişmeye çalışıyor. Duada bir anamız var. Duadaki anamız tam duasını yaparken diyor ki, Allah'ım ya Rabbim, benim oğlum şimdi buraya gelse, benim evladım şimdi buraya gelse, o duasını yaparken çok sevdiği birini düşünüyor. Bu gözle şöyle bir Bismillah deyip 36 aylık Abdülkadir eserini beraberce dinleyelim. Siyasetin içinde olmamamıza rağmen Türkiye'de aktif siyasetin içinde olmayan ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tek kutlayan sevgi merkezi burası. Ben sizlere olağanüstü teşekkür ediyorum. Bugün
Bugün burada Sevgi Merkezi organizasyonunda geldiniz, şeref verdiniz. Biraz sonra değerli kardeşim Coşkun Soba sizlerle beraber olacak. Biraz sonra o sizlere çok güzel sohbetlerini yapacak. Türk Sanat Müziği koromuz sizlerle beraber olacak. Hepinize ne kadar teşekkür etsem azdır. Ne diyordum? Tencere kaynarken herkes yalnızdadır. Tencere kaynamadığı zaman gerçek dostlar yalnızdadır. Sizler benim Allah'ımın huzurunda gerçek dostlarımsınız. Ve seneye bu zaman çok daha başka türlü olacak. Seneye bu zaman çok daha başka türlü olacak. Şunu buradan ayrılırken bütün komşularınıza selam söyleyin. Bütün sevdiklerinize selam söyleyin. Eşlerinize hürmetlerimi, saygılarımı iletin. Çocuklarınızın ve torunlarınızın gözlerinden öpüyorum. Özellikle torunlarınıza, okula giden torunlarınıza deyin ki hazırlanın, Sarıgül geliyor. Liderlik kampları açılıyor deyin onlara. Ve buradan ayrılırken bütün öğretmen arkadaşlarıma çok selamlarımızı, lütfen öğretmen arkadaşlarımıza selamlarımızı iletin. Ben de öğretmenim, onları çok seviyorum. Okullarımız muhteşem noktaya gelecek. Hiçbir endişeniz olmasın. Her şey çok güzel olacak. Son söz şu olsun. Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun güneşin doğuşu engellenemez. Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun güneşin doğuşu engellenemez. Güneş seneye bu zaman Şişli'den, kadınlarımızın üzerinden İstanbul'a doğacak ve inşallah Türkiye'ye doğacak. Barış, özgürlük, demokrasi, ötekisi olmayan bir anlayış, inançlara saygılı, laiklik, başı açık olan da bizim, başı kapalı olan da bizim, Muharrem ayı da bizim, Ramazan ayı da bizim. Kadınlar günümüz kutlu olsun. Kadınlar günümüz mutlu olsun. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum.